Herkese merhaba, Cenk ben. Nexemel'e hoş geldiniz. Daha önce de yapmış olduğumuz video izleme reaksiyon serisiyle devam ediyorum. İstediğim sayıları almadım ama olsun, ben yapmayı seviyorum. Siz isterseniz izlersiniz. Videolar birkaç tane olacak, sayısını şimdiden vermeyeyim. Marduk'la başlamak istiyorum. 20 Temmuz tarihinde yayınladıkları bir video klipleri var. Blood of the Funeral isimli şarkılarını çektiler. Bunu single olarak da yayınlamışlardı geçtiğimiz günlerde. İsveçli grup, biliyorsunuz son yıllarda black metal sahnesinde en başarılı gruplardan biri diyebiliriz. Yani zaten 30 yılı devirmiş bir grup neredeyse ve dünyanın her yerinde de çalmaya devam ediyorlar. Hiç ara vermiyorlar. Yaşları da 50 civarlarına yaklaştı. Ama hiç ara vermeden son tempo devam ediyor. Eylül'ün birinde de Century Media etiketiyle Memento Mori isimli albümünü piyasaya sürecekler. Vespi video klip linkine baktığımda şu anda ekstra verebileceğim başka bir bilgi yok. Sadece lirikleri paylaşmışlar. Yani videoyu kim kaydetti, yönetmeni kimdi, işte grafikleri kim yaptı falan, o şekilde herhangi bir bilgi yok. Klibi de bir kere izledim. Çünkü Marduk seviyorum. O yüzden çıkar çıkmaz hemen bakmak istedim. Çok uzatmadan yaklaşık 5 dakikalık bir klip. Telif'ten dolayı maalesef sesi çok az vereceğim. Görüntüyü de ufaltacağım. Kanalı etki ediyor çünkü maalesef. Orijinal linki de aşağıya bırakırım. Oradan izlersiniz. Henüz izlemediyseniz, şu ana kadar 47.822 kişi izlemiş. Sadece YouTube üzerinden. Bunun diğer platformları saymıyorum. Herhalde bir 100 bin kişi falan izlemiş veya dinlemiştir. Bu şarkıyı diyorum. Hemen çok uzatmadan klibi sizlerle izliyoruz. Monitörüm sol tarafta, o yüzden sol tarafa doğru bakıyorum. Siz bunu sağ taraf olarak görüyor olabilirsiniz. Her zamanki gibi hızdan taviz vermeyen bir grup. Zaten Mortus'un vokalleri mükemmel olduğu için çok fazla bahsetmeye de gerek yok. Şarkıya başlamadan önce mezar kazma sesleriyle başladılar. Zaten grafik imajlarına da bakacak olursanız, yani burada çok fazla anlatılmak istenen şey nedir onu tam olarak çıkartamadım. Bazı arkadaşlar bu klibi Dimmu Borgir'in bir klibiyle örtüştürmüş. Onu söyleyenler oldu bana. Yani o biraz daha uzak çekimli bir klip. Burada biraz daha teknolojik efektler de kullanılmış. Bunu stüdyoda çekmişler yani. Onun ekstra bir performans videosuyla alakalı bir şey değil. İmajlar çok önemli. Burada paylaşılan şeyler. Bir saat hızlı bir şekilde dönüyor ve kanıyor. Ağzından solucanlar çıkartıyor burada. Bunu gerçekten yaptı mı acaba? Onlar şeker mi bilmiyorum ama. Bu kadar yüksek metronomda bir şarkı oluşturmak da gerçekten kolay değil. Bunu da klibe dönüştürmek de kolay değil. Yani bu saat devam ediyor ve adamın kafasında çuval geçirmişler ve kanıyor artık. Zaman ilerlediği için artık o hani ölümü bekleyen bir suçlu mu? Onu tam bilemiyorum. Ama grafik olarak gerçekten güzel buldum. Başarılı buldum bu klibi. Yani devamlı arka planda değişimler var. Evet, Mortus kanıyor şu anda da. Yani yumurta vardı sanırım elinde, onu patlattı. O da sanırım insanlığın ya da canlıların doğumunu ya da varoluşunu temsil ediyor. Onu patlatarak içindeki kanı akıtıyor. Burada zamanın sona yaklaştığını sanırım bize anlatmak istemişler. Mezar kazmaya gidiyor elinde kürekle. Burada da zaten kürekler ve arka plan imajlar gerçekten çok iyi. Burada niye böyle dilini çıkartarak vokali yapmış onu? Bu kürekler bana şeyi hatırlattı. Bu Dünya Savaşı oyunlarında hani ilk başta silahın olmazdı, kürekle başlarsın ya.
O kürekleri ama sattı bana. Ama tabii bağlantısı yok diye düşünüyorum. Evet, zaman doldu. Çok iyi ya. Gerçekten başka bir seviye. Bu seviyeye ulaşmak da çok kolay değil. Gerek beste yapıları, gerek vokal yazımı, gerek blast beat'in aşırı bir noktaya ulaşması. En azından black metal için diye. Evet. Saat gitti, kuru kafalar geldi. Klip bittikten sonra dedikleri kısaca bir değerlendirebiliriz. Anlayabildiğim kadarıyla. Evet, klip jilet gibi başladı, jilet gibi bitti. Evet, saat 5'e 10 kala durdu. Acaba neyi temsil ediyor? 5'e 10 kala isimli bir şarkıları vardı onların. Ron 5.10 2 milyon bir şey. Acaba onu mu çağrıştırıyor? Evet, yönetmen Hakan Şürdin ve HS Medya'da prodüktörlüymüş bu klibin. Co-prodüktörlüğünde yine Holy Poison Design. Bu sanırım Mortus'undur. Mortus'un firmasıydı sanırım. Vokalist yani. Galiba. Ya adamda yetenek fışkırıyor. Hem Funeral Mist, hem Marduk, hem şarkı sözleri, hem vokal, hem imaj. Her şey var ya. Ben hayranlığımı buradan çok fazla belli ettim ama Mortus benim en sevdiğim vokalist olabilir black metal dünyasında. Yani Daniel Rothstein ve Morgan Håkansson zaten bu işi götürüyorlar. Devamlı davullar değişiyor. Bu kadroda kim var? Yani gitarist olarak Morgan Håkansson, davullarda Simon Schilling ve vokallerde Daniel Rothstein demiş. Yani bas gitarda ilgili bir problem olmuştu biliyorsunuz Marduk kadrosunda. Bas gitarcının ismi burada yazılmamış. Evet, şu ana kadar 47.822 izlenmiş. Ben de 823. oldum. Şöyle, evet, klibi bitirdik. Genel anlamda yani 8 dakika olmuş. Yani klipte 5 dakika 10 saniye. Ben de konuştum yine. Nasıl geçtiğini anlamadım bir klipte. Görseller çok iyi. Çok hızlı değişiyor tabii. Çağrışlar. Şimdi burada bahsettiği şarkı sözlerini biraz daha detaylı incelemek lazım. Yani şu anda ben üstünkörü buradan bakarak okumayayım. Siz bakarsınız, kliple çağrıştırabilirsiniz. Yani genel anlamda bir funeral'dan bahsediyor, yani cenazeden bahsediyor. Ve onun vokaliste veya kim yazdıysa, onu da belirtmemişler. Çağrıştırdığı iz düşümler, hayal dünyası, işte ölüm atmosferi, bunları hissetmiş yazan lirik sahibi ve görsellerinde de zaten klibin görsellerinde de Holy Poison Design'ın imzası var. O da bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam Mortus'un firmasıydı. Tek kelimeyle 10 numara iş olmuş. Size de tavsiye ediyorum, bu klibin linkini aşağıya bırakacağım. Buradan izlemeyi, kanalı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sadece beni değil, kanaldaki yaptığınız içeriklerdeki gruplar hakkında da yorum yapabilirsiniz. Ben istedim diye de yapmayın bu arada. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.